bütün herkese ispat edebilmek adına buraya gelmişizdir. İnanıyorum, güveniyorum da. Kurtuluş mücadelesi Samsun ve Amasya tamamıyla çıkış noktasını yakalamıştır. 1991 yılında o zaman daha liseye gidiyorum. Ankara'ya gittiğimde bir iş yerinde babama soruyor, iş sahibi. Ya Nadir Bey diyor, ya diyor bu Amasya diyor, hep komünistlerin yuvası mı diyor, niye ne oldu 3-0 diye. Değerli arkadaşlarım biz bunları yaptık. Biz bunu 2015'te de yapabiliriz. Benim seçim sloganım şu idi, yine aynısı. Devrimi Amasya'dan başlatacağız, Amasya'dan. Devrim ateşini hep beraber yakacağız, Amasya'dan. Daha sonra bütün Türkiye'de. Buna inanıyorum. Bu hırsı, bu isteği, bu azmi kendimde görüyorum. Destek olmanızı istiyorum. Omuz vermenizi istiyorum. Mecliste gittiğim zaman hırsızlardan, soysuzlardan, rantçılardan hesap sormak için bana güç verin istiyorum, yetki verin istiyorum. Hiçbir zaman milletvekili olayım da rahat edeyim. Ya bundan sonra da hayatımın sonuna kadar emekli maaşı alayım derdinde bir adam olmadım, olmayacağım da. Böyle bir isteğim arzum yok. Çünkü bizler hep mağdur insanlarız. Ötelenmiş, dışlanmış, ayrıştırılmış insanlarız. Hele bir de Amasyalıyız. Üniversiteye geldiğim zaman, Amasya dediğim zaman insanlar Amasya nerede diyordu. Bilmiyorlardı yerini. Bana hep soruyorlar, Devrim Bey, milletvekili olursan bize nasıl bir vaatte bulunacaksın? Ben diyorum ki, ben vaatte bulunmayacağım kimseye. Ben şunun sözünü veriyorum. Bütün Amasyalıların gurur duyacağı bir milletvekili olacağım diyorum. Televizyonda herkes diyecek ya helal olsun. Bu Amasya milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiline. Ben AKP'liyim, MHP'liyim ama Amasya'yı ne kadar iyi savunuyor. Ülkemizin birliği beraberliği için ne kadar iyi mücadele veriyor. Oyumu bu çocuğa vereceğim dedirtmek istiyorum. Ve sizlerden onun için destek istiyorum ben. Bugün burada tabii ki sizlerle ilk defa bir araya geliyoruz. Seçim sonuna kadar umut ediyorum ki birkaç kez daha bir araya geleceğiz. Elimden geldiğince sizlerin yanına gelmeye gayret edeceğim. Sizlerden öneriler bekliyorum. Benle ilgili merak ettiğiniz, duymak istediğiniz veya neden böyle bir yola girdiğimi merak edenler varsa ne için siyaset, neden siyaset, siyaseti kim için yapıyorsunuz gibi şeyler aklınıza takılıyorsa şahsımla, işimle, çevremle alakalı her türlü sorabileceğiniz soruya da cevap verebilirim diyorum. Hayır daha çok konuşacağım. Sizleri böyle bir arada görünce bu kadar da kalabalık, coşkulu insanları bir arada görünce hiç mikrofonu bırakasım gelmiyor ama başınızı da daha fazla ağrıtmak istemiyorum. Beni dinlediniz, bana katlandınız, sabır gösterdiniz.